Bugün TikTok'ta eşsiz yetenekleri olan insanlara bakacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı unutmayın. Yanlışlıkla bunu nasıl yaptığını keşfetmiş. Bu nasıl olabilir ya? Abi iki gözünü nasıl yana ayırdın? Bak ikisinde de ayrı ayrı siyahlar falan var. Kesin bu lensle falan yapılıyor ya. Yani lensi koyuyor. Böyle hareket ettirdiği zaman diğeri ayrılıyor. Tamam o lens olabilir de şu nasıl oluyor? Bunu nasıl yapabiliyorsun abi? Gözleri bu kalemun gibi iki yana ayırıyor. Bu ablayı ben TikTok'ta çok fazla görüyorum. Bu abla ağzına ne taktırmış ya? Burada yaylar falan var. Hani piston gibi. Çok garip. Ağzını açıp kapattığı zaman böyle işte sesler falan geliyor. Gıcır gıcır sesler geliyor. Hani bu neyin tedavisi acaba? Tel desek değil herhalde. Dişinin damağında da orada bir şeyler var. Bu nasıl bir tel tedavisi ya? Bunun hakkında bir bilgisi olan var mı? Acaba çene tedavisi gibi bir şey mi? Yalnız abla sen bu dişlerle nasıl AVM'ye falan gireceksin ya? Annem aç mısın dediği anda benim çaydanlığa yansıyan görüntüler. Bu insanın ağzı nasıl böyle açılıyor olabilir? Normal duruyor ağzı ama açtığı zaman bu kadar oluyor ya. Abi hani abartısız bir karış kadar ağzı açılıyor. Yani şu kadar falan. Bir ağız o kadar nasıl açılabilir abi? Bir elmayı tekte yer mesela. Gözümün yanı fark edilemiyor gibi bir şey diyor şu an. Çok normal. Tamam yandan bakınca. O nasıl buraya kadar geldi? Ha çift göz bebeği var bu ablanın. Yoksa hani bir gözün şuraya kadar gelmesi bence imkansız. Bakın size doğru bakıyorum şu an ama anca bu kadar geliyor gözüm. Bu ablanın özelliği iki göz bebeği birleşmiş. Yani aslında bir gözünde iki tane göz bebeği var. Bakın lens falan değil, gerçekten de böyle bir şey varmış. İki göz bebeği birbirine girmiş. Ortasında bir bağlantı var. Bunu merak ettim. Hani ikisinden de mi görüyor yoksa ne bileyim hani ortasından mı görüyor? Saçma bir soru da olsa ben bunu merak ettim şu an. Yalnız çok ilginç bir göz değil mi ya? Hani dünyada belki 10 kişide falan görürsünüz. Kirpiğinin uzun olduğunu düşünenlere sesleniyorum. Kirpiğiniz bu çocuktan daha uzun mu? Abi bu nasıl bir kirpik ya? Bir parmaktan daha fazla kirpiği var. Çok güzel, nazar değmesin. Yani çoğu insan böyle kirpiği olması için uğraşıyor. Ama işte bunun doğal olanı da böyle efsane oluyor. Bebeğini acıtmıyor mu? Oo, abi kaslarda nasıl bir anda öyle bir şey çıktı ya? Bakın normal hali abinin kaslı, six pack'i falan var. Bir şişiriyor bu kadar göbeği oluyor. Hani bende bunun biraz daha az bir versiyonu var. Çünkü hani spor yaptığınız zaman çok fazla yiyorsunuz, mide büyüyor falan. Diyaframı da şişirebiliyorsunuz, bu kadar mideniz oluyor. Ama bu abininki biraz fazla ya. Hani bir ekleme var gibi orada. Göbeğine bir şey eklemişler. Hiç ekstra dişi olan görmüş müydünüz? Bakın içeride iki tane daha dişi var, görüyor musunuz? Normalde hani şuralarda falan oluyordu ama içeride olan hiç görmedim. Bizim lisede vardı, birçok kişinin şıralarında falan da diş çıkıyor. Ama bununki altta ve içeride. Tırnakların olmadan doğdun. Nasıl ya? Tırnaksız. Abla sıkıntı olmuyor mu tırnaksız? Harbi tırnak yok. Bakın tırnaklar şöyle küçük küçük. Şuralarda küçük küçük bir şeyler var. Yani tırnak şimdi o etin koruyucusu gibi. Tırnak olmazsa kötü olmaz mı ya? Boğazını kontrol edeceğiz tamam mı? Hasta tamam dedi. Aç bakayım ağzını. Ne var boğazında bir şey mi var abla? Ne var? Ablanın dilinde bir gariplik var. Şöyle iki tane yol gibi değil mi? Yani normal dilde öyle bir şey yok. Bu ablanın da bir yol var. Bir şeyler yerken oluyor mu? Ne bir şeyler yerken oluyor mu? Abla yemek yerken göz kapakları bir oynuyor. Fark ettiniz mi? Yemeği böyle çiğnediği anda göz kapakları oynuyor. Acaba niye? Yani oradaki kas yanlış bağlanmış galiba. Bir insanın iki elinin parmakları farklı olabilir mi ya? Bakın baş parmaklara soldaki normal bir parmak yani böyle kırışmış falan. Sağdakinde hiçbir şey yok ya. Bu acaba düz mü? Yani şurası şöyle kırılmıyor mu sağdaki parmağın? Çünkü hiç kırışmamış. Galiba şurada kemik yok. O yüzden kırışmamış. Herkesin elinde iki tane boğum var değil mi? İki tane boğum çizgisi var. Bu ablada bayağı fazla var. Bakın şimdi kendiminkileri sayıyorum. Mesela şu yüzük parmağındakileri sayalım. 1, 2, 3. Bu ablanın yüzük parmağında 1, 2, 3, 4, 5. Ya uca doğru bir tane daha eklenmiş. Bu son anda gelmiş bu buraya. Acaba şimdi ablanın parmağı bir oradan kıvrılıyor bir de oradan mı kıvrılıyor? Ay abla senin bacaklar niye böyle diyeceğim de benim bacaklar da ortalama böyle hareketler yapabiliyor. Yani geriye doğru kırabiliyorum bacaklarım ama böyle de görünmüyordur ya. Dışarıdan kötü görünüyormuş bu. Kasa kramp girmiş. Bayağı krampı görebiliyorum şu an ya. Kramp görünebilen bir şey miydi? Bayağı şu an oradaki garip hareketleri falan görebiliyorum. Asker abi. Nasıl bir ayağını nasıl ters çevirdin ya? Bayağı adam bir ayağını ters koydu bak. Deniyorum şu an. Yok olmuyor çünkü hani normal benim bacaklarım. Olmaması çok normal. Bir de geri yürüyor ya. Bunu gece görsem var ya aşırı korkarım. Ayaklar böyle ters dönmüş falan. Hiç hoş değil. Yapabildiğin garip şeyler. Ne bu? Parmağı böyle yapabiliyorsun. Tamam. Ay, bu kadarını ben yapamıyorum.
ayakların üstüne yürüyebiliyor gibi bir şey. Parmağı çıkıyormuş. Ne garip garip şeyler var ya. Şunu nasıl yapabiliyorsun? Yani parmakların üstünde bir insan nasıl yürüyebilir? Normal mi? Aa, hayır. Hiç normal değil. Bu nasıl bir el ya? Arog'daki o şey kaleci gibi. Tamam benim de parmaklar şöyle oluyor da böyle olmuyor. Karşınızda dünyanın en büyük ağzı var. Bu nasıl bir ağız abi? Normal ağız bu kadar olur bak. Açıyorum. Bak acıyor yani. Daha fazla açarsam çok acıyacak. Kutu kola sokmuş ya. Gerçekten nasıl olabilir? Ağız dediğim o kadar olur. Bu kadar uzun bir ayak parmağı gördünüz mü? Gerçekten görmedim. Baş parmaktan ne kadar uzun. Üçü de çok uzun. Hadi ikinci parmak uzun olan gördüm de. Hepsi çok uzun ya. Bu el gibi olmuş bu. Bunu insanların sadece %3'ü yapabiliyormuş. Yüzük parmağını oynatmadan serçe parmağını oynatmak. Oynatabiliyorum. Yani ben oynatabiliyorum şu an bakın. Hiçbir parmağım oynamıyor. Şurada biraz yüzük oynuyor gibi oluyor ama yani o da olur. Aramızda kesin bu kadar esnek olanlar vardır, jimnastiğe falan gidenler. Şu an belim kırıldı bak. Çatırt diye ses geldi şurada. Bu abi ne yapabiliyor? Bu ne ya böyle? Böyle bir surat mı yapabiliyor? Dudağa bir şeyler olmuş bu. Ne olmuş? Bu nasıl bir tip? Böyle bir şey yapıyordu ama anlamadım. Bu abla Maki Kurin. Ne bu? Dünyanın en uzun bacaklarına sahip kadını. Bayağı uzun bacakları varmış ya. Boyu da uzun. Bacak boyu 134 santim. Abi benim 1.30 arkadaşım var yani. Onun kadar bacağı var ya. Tamam o zaman herkes şimdi boyunu yazsın yorumlara. Benim boyum 1.80. Alnım çok büyük. Abla gerçekten senin alnın ne kadar büyük öyle ya. Şöyle bir alın var ablada. Saçlar bayağı geriden başlıyor. Abla hamile galiba. Nasıl ya? İki tane göbek deliği. Nasıl olabiliyor? İnsanda iki göbek deliği nasıl olabilir ki? Göbek deliği dediğimiz şey zaten anneye bağlı olduğumuz değil mi? İkincisi nasıl olacak? Biyoloji bilenler yorumlara. Birbirine bağlı parmakların mı var? Evet. İki parmak birbirine bağlı. Aradaki parçayı kesmeyi unutmuşlar. Onu bir açsanız aslında bence rahat edersin yani. Normal, düz dil. Unique olan yuvarlak yapabilmek. Rare olan, çok nadir olan böyle şekilli şekilli kıvırma. Ben... yuvarlağı yapabiliyorum ama ki kıvırmayı yapamıyorum. Videodan önce denedim kıvırabilir miyim diye. Yok yani dilime hangi komutu vereceğimi bilmiyorum. Eminim bundan daha büyük gözleri olan birisini görmediniz. Bu nasıl bir göz? Bir göz bu kadar açılamaz ya. Bakayım. Benimkilerim mesela şu siyahtan itibaren yukarı doğru giden mesafesi hiç yok neredeyse. Ablanın iki göz kadar daha mesafesi var orada. Bu abladan daha büyük gözünüz varsa hemen yorumlara yazın. Nazar değmesin ablacığım. Saygılar. Saygılar. Yavru kedimizin üçüncü gözü var. Aa tatlılığa bak. Ha şurada gözünün içinde bir tane daha göz bebeği var. Acaba ikisi de mi görüyor? Yani biz mesela şimdi böyle görüyoruz, böyle görüyoruz. Bir de o üçüncüyle de görüyor mu? Yani şu açıyı da görüyor olabilir mi acaba? TikTok'taki en büyük kasa sahipsin. Ne kasa abi? Eller de büyükmüş. O ne ya? Bu kadar el mi olur? Şuradaki kasına bak. Adamın top gibi şişmiş, patlayacak birazdan. Abi oranın kasını nasıl geliştirmiş olabilirsin ya? Yani şurası nasıl şişiyor? Böyle acaba o sıkma aletiyle falan mı çalışmamız lazım? Ben de kassız bir insan değilimdir ama. Bu kadar oluyor. İşte bunu hayatımda ilk kez görüyorum. Kafanızda fazla deri nasıl olabilir? Bu kadar fazla deri olamaz ya. Bu nasıl bir şey? Abi canın acımıyor mu? Ya da ne bileyim hani garip bir his yok mu? Bayağı fazla deri var ya. Ya ben bu adamı biliyorum ya. Ya alnının ortasındaki beni gözlüğü koyup bir şeyler anlatıyor. Herkes de yorumlara şey yazmış ya. Anlattığın şeyi hiç anlamadım, hiç dinlemedim. Çünkü o bene odaklanmaktan hiçbir şey yapamıyoruz ki. Adamın bir askılığı var orada ya. İstediğini asabilir. Bu kadar hızlı yapman biraz korkutucu. Neyi? Hızlı yapması. Abla şu an tatlı tatlı bakıyor. Ha, bir anda şeytani bakışa geçti. Bir daha bir izleyeyim. Nasıl yaptığını ben de deneyeceğim. Masum bakarken... bir anda böyle. Tamam ben de deneyeyim. Bakın şimdi masum masum bakıyorum. Bence oldu. Adamın yüzünde her yerinde kıllar var. Çok acayip değil mi? Hani bu nasıl bir sendrom? Bir hastalık falan mı? Her yerinde çok fazla tüy var ya. Hayatımda hiç böyle bir insan görmemiştim ben. Peki serçe parmağınızla böyle alkış tutabilir misiniz? Yani ayak serçe parmağınızı böyle ayırmanız mümkün değil ya bak. Konuşurken bir anda deniyorum alttan alttan. Olmuyor yani ayrılmıyor. Burnunuzda kemik var mı? Ay var tabii abla. Burnumuzda nasıl kemik olmasın ya? Biz kafes dövüşçüsü müyüz? Boksçu muyuz abla biz?
de tabi var. Dövüşçüler o burnundaki kemiği aldırır. Galiba abların doğuştan burnunda kemik yok. 6 tane parmağı var adamın ve hani işleyen parmak. Öyle boş boş duran parmak değil, onu da kontrol ediliyor. Şuraya ekstra parmak koymuşlar gibi. Acaba o ekstra parmak bir işine yarıyor mu? Dünyanın en büyük ağzı. Ya ablanın ağzına filtre diyorlar da. Şu ağza bakar mısınız ya? Ne kadar büyük bak. Aç abla. Çok büyük ağzın var ya. Yani ağız böyle açılıyor, içindeki duvarları görebiliyorum. Abla ne kadar çok piercingi var. Gözlerde bir şey var. İki tane göz bebeği iç içe girmiş. Oo, bu ne ya? İki tane göz bebeği iç içe. Şimdi bu abla iki tane mi görüyor acaba? Şimdi yani bizde bir göz bebeği var, bir tane görüyoruz. İki tane olsaydı mesela şu gözümle iki tane mi görecektim? Abla kolay gelsin. Ne yıkıyorsun? Diyeceğim de ya, o bacaklarda bir gariplik yok mu ya? Abla böyle duruyor ama bacaklar buraya doğru gidiyor. Ne şimdi bu? Ablanın galiba belde bir kemik yok. Yani istediği gibi dönebiliyor. Gözler çok güzel falan, öyle bir yorum yazmışlar. Albino herhalde. Abla albino musun? Evet. Abla galiba albino. Gözlerin rengine falan baksanıza çok acayip değil mi ya? Böyle bir de oynuyor. Hani albinolarda galiba göz sabit durmuyor. Öyle bir sıkıntı var diye biliyorum. Yanlış da olabilir. Sırada nasıl bir yetenek var? Ne? Ha bu abiyi ben biliyorum. Dünyanın en esnek derisine sahip insanı. Tişört gibi deri var abide. Bakın mesela boynundaki deriyi alıyor ve buraya getiriyor ya. Bu ne kadar fazla bir deri var abi. Sen de üretim fazlası olmuş bu bak. Şurada şu hareketi yapabilir misiniz yani? Mümkün değil. Dünyada herhalde tek kişi bu abi. Şuradan bak alıyorum deriyi. Yani buradan gelecek buraya kadar. Oo. İnsanların %8'inde ekstra bir kemik varmış buralarda bir yerlerde. Tamam, normal olan benim bu göğüs kafesim falan normal. Ekstra olan nerede ya? Şuralarda bir yerlerde mi acaba? Ben bakıyorum normal yani, ekstra elime bir şey gelmiyor. Burada bir tane var. Uçları var burada. Abla sen de mi çok esneksin? Bu nedir ya? Yalnız ben arka ortama bakıyorum şu an. Ablaya bakmıyorum. Denize bakıyorum, ne güzel. Arkalar yeşillikli falan. Oo, hem yeşil hem mavi. Bunu biliyor muydunuz? Bazı insanlar kulaklarını oynatabiliyor. Aa, abla bilmiyorduk ya. Nasıl olabilir? Kulağınızı oynatabiliyor musunuz? Benim gibi kulak oynatabilenler yorumlara çök. Bakın kulaklarıma. Ben fazla oynatıyorum ya. İyi oynatıyorum yani bak. Hatta bazen konuşurken oynatıyormuşum farkında olmadan. Sırada bütün dünyanın tanıdığı Türk bir abimiz var, Sultan. Şu kola kutusunun kaldığı hale bakar mısınız ya? Dünyanın en uzun adamı. Kola kutusu şu kadar kaldı elinde. Bekle. Bekliyorum. Abinin diğer yarıda bir şeylik var. Acaba beyaz mı? Bütün sakallar falan beyaz mı? Ne gelecek? Gözler çok iyiymiş abi, o ne öyle? Çift göz rengi olan, bak bugüne kadar hiç kimseyi görmedim. Videolarda gördüm ama gerçek hayatta görmedim. Belki aramızda vardır öyle birisi. Ekstra uzun bir baş parmak görmüş müydünüz? Abi like at desek mesela böyle gözüne falan girecek yani o parmak. Bu ne böyle? Şuradan oranlarsak şu kadar falan bir baş parmak var. Bir sürü bandaj var ablanın kolunda. Bir sürü süngerler falan. Niye? Kolunda bir rahatsızlık var demek ki. Yalnız bir şey diyeceğim, kol biraz büyük değil mi? Evet, ablanın eli çok büyük. Acaba nasıl bir rahatsızlığı var ablacığım? Çok geçmiş olsun, umarım bir an önce iyileşirsin. Oturuyordum ve parmaklarımı oynatıyordum, sonra bu damarın hareket ettiğini gördüm. Aa, bende de var o damar. Abi şu parmaklarımdan bir tanesini hareket ettirince bakın şu an görebiliyorum damarı. Şimdi size bunu göstermem lazım. Şu ışığı kapatsak olmaz. Bu ışığı kapatsam olabilir. İyi görün diye yaptım. Bakın. Şuradaki damarı görebiliyor musunuz? Bakın efendim. Nasıl hareket ediyor ama? Bu ablada da heterokromia diye bir şey mi var? Ne o? Gözde bir şey var. Bakın gözde şöyle şurada bir leke falan var. Kirpikler kendini mi bilmiyorum da. Gözün içindeki o yuvarlak yerde bir leke var. Göz beni olabilir. Bir tane arkadaşım vardı gözünde ben olan. Dilde bir şey mi var? Dilde. O ne ya? Bu ne? İki parça halinde nasıl böyle alkış tutabiliyor diliyle? Garip biceps genetiği. Tamam, kollar iyi, kaslar falan. Ha sende gariplik mi var? Bakayım. Abi şu ortada bir çizgi var ya. Şurayı görüyor musunuz? Ortada bir tane ayrım var. Yani burada iki tane kas var gibi. Neyse ben şimdi açmayayım yani. Sonra sıkıntı olur. Bu çocuğun kalflarında sizce de bir sıkıntı yok mu ya? Bu yaşta bir çocukta nasıl bu kadar kalf olabilir? Bu nasıl bir bacak kası? Abi şu an bende yok. Yani ben bir de o kadar spor yaptım, bende yok. Dünyanın en büyük ellerine sahip insanı. Kendisi zaten bir bilek güreşçisi. Efsane elleri var ya. Şu kollara bakar mısınız bak.
odunu adam böyle eliyle tutabiliyor ya. Ben şunu tutamam yani, iki el lazım onun için. Adamın eller bu kadar ya. Sahip olabileceğiniz nadir özellikler. Herkes yazsın bakalım, kimlerde ne özellik var görelim. Solaksanız dünyanın %10'undanmışsınız. Ben sağ elimi kullanıyorum, o yüzden değilim. Çilleriniz varsa dünyanın %5'i. O da yok bende. Abi hiçbir şey yok. Bu saçtan, bu saç renginden varsa %2. Gri gözleriniz varsa %1'denmişsiniz. O da yok. Doğum lekesi. O da yok ya. %10'luk kısımda bile değilim yani. Başka? Gamzeleriniz? Ya o da yok ya. Hiçbir şey yok bende. Çok nadir özellikler. Hadi bakalım. Umarım bende vardır ya bir tanesi. Amber gözler. Ha bu göz renginden varsa %5. Dişlerde boşluk varsa %20'lik kısımdasınız. O da yok. Bunny counter tam. Bir saniye, bu bende var, dur. %0.1'lik kısımdaymışım ben. Al dur. Nasıl göstereceğim? Abi var işte. Bak, money counter thump diyor. Yani para sayma şeyi mi diyor, parmağım, öyle bir şey. O zaman benim işim para saymak bundan sonra. Bakın efendim, gördüğünüz gibi tam aynı fotoğraftaki gibi yani. Bakın aynısı bende de var. Yine 0.1'lik kısımdayım artık. En nadir özellikler. Ayrıca oyuncak çok güzelmiş ya. Keşke benim de olsa. Evet. Natural sarışınsanız %2'lik kısım. Lucid dream görüyorsanız %23, bu bende yok. Bu ne? Geğirmekle alakalı bir şey herhalde. %48. Farklı göz renkleri. Bu da yok bende. Elf kulaklar. O da yok bende. Ama gerçek hayatta birkaç kişiyi gördüm şöyle. Şuraları sivri oluyor. Sende ne var teyze? Ne var? Ensemde. Ne var burada? Burada bir şey mi var? Geçeceğiz mi? Aa! Abla boynunu mu kırdın? Ne yaptın? Bak, deniyorum aynısını. Bu kadar oluyor yani. Ablamınki birebir 90 derece geri gidiyor. Sendeyiz abi. Göz rengi çok iyiymiş. Ne var? Dişlerin ortasına bakın. Abinin dişlerinin ortasında şöyle üçgen bir diş var. Yani şuradaki köpek dişleri gibi bir şey var. Abi bence bunu sen kendin yaptırmışsın ya. Bilekte ne var? Ha, o çizgi gibi şey bende de var. Bazen çıkıyor, bazen çıkmıyor. Ey! Onu nasıl oynattın ya? Bende şimdi çıkmıyor ama bazen çıkıyor. Böyle senin orada bir şey var şu an. O orada kalmış yani, ekstra bir parça gibi. İstediğin gibi oynatabiliyorsun. Bence sen bir doktora gör. Ne var abla? Bir şey diyeceğim, gözü akmış gibi. Bayağı şuradaki o siyahlık akmış. Peki görmede bir sıkıntı var mı? Ben hep böyle şeyleri merak ediyorum. Yani görmesine etki ediyor mu? İnsanların %16'sında galiba bu yokmuş. %9'unda iki tarafta da yokmuş. Bakayım. Benim iki tarafta da var mı ya? Galiba var. Siz de bakın, siz de şöyle yapınca buralarda bir şey var mı yok mu, ona göre nadirliğe bakarsınız. Peki hayatınızda hiç iki tane damağı olan görmüş müydünüz? Şu küçük dil var ya, bakın o normalde bir tane böyle box torbası şeklinde bir tane. Bu iki tane. Bir tane olması lazım abla, nasıl iki tane oldu ya o? Sende ne var abla? Ne göstereceğim? O ne ya? Bir serçe parmak diğerinden daha kısa. Yani bütün parmaklarda mı böyle, yoksa sadece serçeler mi kısa? Yani bakıyorum şu an elim parmakları hepsi normal gibi. Sadece şu şuradaki serçede bir bozukluk var. Sendeyiz. Ne? Ay, ya bunu nasıl yapıyorsunuz ya? Bak, normal bir insan bunu ancak buraya kadar kaldırabilir. Ya biraz daha kaldırsam kırılacak kolum. Nasıl böyle esnek olabiliyorsunuz? Bak ben daha şöyle ikisini kavuşturamıyorum bile. Dünyanın en uzun saçı. Bu teyzenin saçları acaba ne kadar uzun? 18 feet mi? 18 feet ne kadar ediyor? Dünya rekoruymuş. 18 feet, 2 metre, 5,5 metre. O saçı nasıl yıkıyorsun abla ya? Duşa girdiğin zaman yıka yıka bitmez bu. Diğer insanlar. Bir saniye ablanın gözler, bir saniye. Ablanın gözlerde nasıl oldu ya? O dönüş nasıl bir şey? Üçüncü kez izliyorum. Aa, video shop var ya. Böyle bir şey oldu. Tam anlamadım ne olduğunu. Bu abi de çenesini buraya kadar kapatıp kendi yüzünü giyebiliyor. Galiba hiç dişi olmadığı için. Dişleri olsaydı yapamazdı çünkü bunu. Ama zaten yaşlı insanların da dişi olmayınca o da böyle kapanır ya. Ondan, dişsizlikten. Böyle kirpik görmediniz. Ya kadınlar kirpiklerinin uzun olmasını ister ama bu kadar uzun olmasını ister miydiniz? Kulağının arkasına atabiliyorsun. Bak buralara koyuyorsun, böyle kalıyor. Şu kadar kirpik ya. Dünyanın en büyük ellerine sahip bilek güreşçisi dayı zaten biliyorsunuzdur. 15, ne bu, 15 inç mi? 15 inç 2 santim. 38 santim. Ooo. O bayağı büyük. Sadece neden olduğunu söyle. Abi bu kulaklarına niye böyle bir şey yaptırdın ya? Biraz fazla değil mi yani? Baksana kulak memeleri bu kadar olmuş. Böyle içinden el geçebiliyor. Yine birleşik bir el mi? Yalnız dövme fikri çok iyi değil mi? Buradan kesin diye.
Abi yalnız şunlar ayrılsa çok nefes alacağım bak, çok rahatlayacağım. Aa, yine garip elleri olan birisi. Aa, nasıl yukarı kalkıyor bu eller? Aa, çok kötü. Double joint denen şey galiba ya bu. Abla eller çok acayip. Sen necisin abi? Senin de galiba abi öyle kolun molun dönüyor. Ya bun, bak böyle böyle yaptı, nasıl çevirdin sen? Hangi kolunu nereden nereye aldın ya? Müthiş bir esneklik lazım yani. Bakayım. Esneklikle alakalı değil aslında, bunu eklemlerde de bir şeylik lazım. Ekstra bir şey lazım yani. Bu bacak nasıl gelip buradan koltuk altıma girecek ya? Bacağım koltuk altıma giriyor. Diliniz uzun mu? Peki bu kadar uzun mu? Yani uzun dilli gördüm. Arkadaşımız var mesela, dilini burnuna değdirebiliyor. Ama bu biraz fazla. Yani bu abla uğraşsa dilini kulağına sok. Senden daha garip elleri olan biriyle tanıştım. Aa! Ellere bak. Benimkiler de aslında öyle oluyor da ablanınkiler daha bir efsane ya. Yamuk falan gidiyor. Bakın hani ben de ellerimi şöyle yapabiliyorum ve böyle tuttuğum zaman garip bir görüntüsü var. Ne diyeceğim, kamerada daha garip görünüyor ya. Benim eller de fenaymış. Var mı benim ellerden daha garip elleri olan? Şey üstünde çalışıyormuş ama ne üstünde çalıştığını anlamadım. Bakayım abla sana. Kirpikleri oynadı ablanın, tam anlamadım. Bir daha. Aynen, kirpikleri içe doğru gitti ya. Hani şu gözlerinin o göz kapaklarını kıstı gibi bir şey oldu. Bunu zaten birkaç videoda gördük. Birkaç kez de denedik. Yani göz kapağımın kaslarını oynatmam mümkün değil. Dilimi şişiriyorum. Kocaman bir dil var ya. Abi senin ağzında dil yok. Senin ağzında 2 kilo biftek var. Bir dil bu kadar nasıl şişebilir yani? Bence bu bir rahatsızlık. Ya gece şişerse dilin, böyle olursa, burayı da kapatırsa? Dil dediğin böyle olur yani. İşte bunu yapanı her yerde göremezsiniz. Çok eşsiz bir şey. Bir de ben yapabiliyorum tabii ki. Ağzınızdan baloncuk atıyorsun. Yani bugüne kadar abim dışında ben daha yapabilen gerçek hayatta kimseyi görmedim. Eğer yapabilen varsa kendini belli etsin. Bu arada geçen demiştim ya, dişçi randevum var diye. Dişçiye gittim. Dişçi dedi ki senin dişler çok nadir. Yani milyonda bir. Ben hiç böyle bir şey görmedim dedi. Şimdi dişlerimin yanlarına bakarsanız gayet normal. Yani şuradan itibaren arkaya doğru bakın bir. Bakın gayet normal şuralar. Ama dedi ki senin önlerde, yani üst dişler alt dişin önünde olması gerekirken arkasında kalmış. Bakın arkada. Yani her yer normal, şu ikiliye kadar her yer normal, bir tek orası sıkıntılı. Dedi ki hani normalde hepsi öyle olması lazım ama seninki çok garip dedi. Ya abi ben biliyorum zaten unique bir insan olduğumu. Tırnakları büyümüyormuş. Bu nasıl tırnak? Abi tırnak dediğim parmağın ucunda olur. Bu parmağın ortasında, sonra tekrar et devam ediyor. Gerçekten bu kadar garip bir tırnak görmemiştim ya. Bence acı vericidir yani tırnak, çünkü çok yararlı bir şey. Mesela ben bir duvara gidip şöyle şöyle vurabilirim ama o vuramaz. Çünkü hani benim parmak uçlarımı tırnaklarım koruyor ama onun yok. Abi senin orta parmakta o ne öyle ya? Bayağı orta parmak var. Orta parmağa bakar mısınız? Ekstra bir parmak falan gelmiş. Double jointed. Ay, o ayaklar içe doğru döndü abla. Şu an alttan ben de deniyorum yapmayı. Yok, bunun bacaklar bir garip. Yani geriye kırmayı ben de yapıyorum da bir gariplik var bunda. Sendeyiz abla. Ne var? Şu an bacağım kırıldı. Bak aldım bacağı. Abi dört şeklinde duruyor yani, aşağı gitmiyor. Denemeyin bu arada, kalçam çok acıdı. Senden daha garip parmakları olan birini buldun. Ne o, bakayım. Ne var abla sende? Ha bu mu? Ya bunu ben de yapabiliyorum ama ya, bu o kadar da garip bir şey değil. Bakın efendim, gördüğünüz gibi şöyle kıvrılabiliyor benim parmağımda. Şu an gerçekten hayatımda gördüğüm en garip ayaklara bakıyorum. Ne olmuş bu ayaklara ya? Böyle el gibi ama parmaklar falan bayağı uzun. Yani baksanız, benim yüzük parmağım kadar ikinci parmak var orada. Bu bodyci abinin garip bir vücut özelliği varmış. Bir hastalığın adını söyledi de böyle ilginç şekiller çıkıyormuş vücudunda. Bayağı havalı duruyor yani abicim. Umarım sağlığını falan etkilemiyordur da görüntüsü havalı. Ne bu? Göz sallanıyor. Bu ne ya? Hakikaten gözü hareket ettirdiği anda içindeki sıvı oynuyor. Kesin bir gözde bu gariplik var. Yani görmüyor bile olabilir. Aa, şu parmaklar geri gidince çok kötü oluyor ya. Kesin ama aramızda vardır bunu yapabilen. Bu kadarını bilmiyorum, yapabilir misiniz? El komple arkaya gitti. Senin saçlar güzelmiş abi. Ne var dilin altında? Bakayım ne o? Ha, şöyle diken gibi bir şeyler var. Ben bakmıştım, benim dilde yok. Ama olan bir tane arkadaşım var. Onun diline baktık, varmış hakikaten. Abi o kafa oynatma... Bir şey diyeceğim. Bu tipler nasıl tipler? Yalnız kafayı nasıl oynatıyor ya? Senin deride bir şeylik var. Yani ben de azıcık oynatabiliyorum ama azıcık yani.
Ben bunu sanki bir iki kişide gördüm gerçek hayatta. Çok nadir bir şey. İnsanların şu kulağının şuralarda delik oluyor. Neden olduğunu da bilmiyoruz. Herkes şimdi gitsin aynaya baksın. Kulağınızın şu üst kısmında delik var mı yok mu? Bende yok. Ablanın dilinde bir şey varmış galiba. Ne var abla dilinde? Göster. Parça parça gibi. Niye öyle çatlak çatlak dili var ya ablanın? Dil dediğin böyle pürüzsüz bir şey. Bununki çok çatlamış. Bu videoyu izlerken bacağınıza kramp girecek. Böyle bir bacak, böyle bir esneklik nasıl olabilir ya? Ayağım burama nasıl gelecek abi benim ya? Şuna bak. Ayağım koltuğumun altına giriyor yine. Ya hiç ağrımıyor mu hiçbir yerin? Bak ayaklarım belimde. Gerçekten şu an kırıldım. Belim, omuriliğim falan her yerim kırıldı. Bu çocuk şu an balerin gibi parmakların ucunda yürüyebiliyor. Nasıl olabilir? Daha bir geçen videolarda denedim, ayağım kırılıyordu. Bak ağırlığımı veriyorum sadece ayağıma. %3 ağırlığımı. Bak ayağım kitle. Yani azıcık daha versem kırılacak. Kesinlikle esnerken şunu yaşamışsınızdır. Bu abla biraz fazla yapabiliyor onu. Esnerken alttan böyle bir tane tükürük gider pıs diye. O çoğu insanda esnerken oluyormuş ama onu böyle kontrollü yapabilmek çok nadir. Gerçi bizim arkadaşın kardeşi var, o da yapıyor. Durup durup tükürüyor ya böyle pıs pıs diye. Evet abi senin kaşlar mı nadir? Hayır ya, hiç nadir değil abi. Kaş işte bak, böyle oynatamıyor musunuz kaşlarınızı ayrı ayrı falan? Şu an galiba dünyada sadece tek kişide olacak bir şey görüyorsunuz. Teyzenin buralarından boynuz çıkmış. Bir insanın şurasından ne çıkabilir teyze? Orada ne var ya? 8 milyar insan varsa belki totalde 3-4 kişi de vardır. Bu çok aşırı nadir. Sende ne var abla? Ayy! Kulunç kemiği miydi bu? Kürek kemiği mi? Ne onu nasıl çıkardın ya? Onu nasıl öyle oynatmayı başarabiliyorsun? Şu an içeriden deniyorum. Hiçbir şey çıkmıyor ya. Şu el görüntüsünü biliyorsunuz değil mi? Denizde, havuzda falan çok fazla kaldığımızda böyle olur. Bir de bazı insanların normal hayatta da elleri böyle. Ben yine bugüne kadar hayatımda hiç böyle kırışık elli birini görmemiştim. Peki aramızda böyle bir gözü yukarı bir gözü aşağı bakabilen var mı ya? Mümkünsüz bir şey. Mümkün değil, nasıl olacak? Bak aşağı bakıyorum. Şu gözümle sağ gözümle bu elime bakıyorum. Sol gözümle buna bakıyorum. Ya, olmuyor yani. Nasıl olabilir? Böyle bir şey olması lazım. Esnek ellerin var. Abla o iki parmak nasıl ayrıldı öyle? Nasıl hareketler bunlar? O en baştaki neydi ya? Gerçi ben de yaptım gibi oldu. Şöyle bir şeyler işte. Ya benim de ellerim esnek. İnsanların sadece %1'i yapabiliyormuş. Ne abi? Ne yapıyoruz? Bu parmaklarınızı böyle yapın ama diğer ellerinizi kullanmadan. E yaptım işte, al. İki parmak birbirine girdi, iki parmak. Al işte yaptım. Diğer ellerimi de kullanmadım bak. Hemen de yapabiliyorum yani konuşurken. Evet gençler, bir videonun daha sonuna geldik. Dünyada çok az kişide bulunacak özelliklere baktık. Eğer izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Abone olmayan kalmasın, herkesi bekliyoruz. Şimdi şu videolardan devam edebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.